Hem çalacağız, hem söyleyeceğiz, hem biramızın yanına aperatif yapacağız. Ama bu bir nedir? Ev yapımı İtalyan pizzası yapacağız arkadaşlar hep birlikte. Ve de ben size burada hamur yoğururken Ezgi de birazdan gelecekler efendim. Şurada o güzel sesiyle bize ilhamlar verecek. Taşıyorum ha. Ne yapıyorsun? Böyle de bir şey olamaz. Geldiğim gibi yıktım ortalığı tabii. Bir de telefonumu alacağım. Ve de umti! İkinci ayımız kutlu olsun. Wow. Çok teşekkür Bu ediyoruz. sefer bana geçer. 3, 2, 1. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Yalnızla başlayalım tabii ki tamam, yaparken yalnız. Sen hadi otur canım. Ben... Bir dakika ne içeceksin? Ben buğday birası alacağım. Evet, buğday. Olana kadar bir blank mı patlatsak? Ben buğdayıyla başlamak istiyorum. Ben de blankle başlamak istiyorum. Sen otur ben getireyim. Tabii ki de. Şey ama video çekeceğim o yüzden ben çekeyim istedim. Ama sen hadi yap o zaman. Yoruldun mu konuşmaktan? Neyse ben o zaman hamuru yapmaya başlayayım. İpek çok güzel radyo sunabileceğini keşfettim. Sen ablanın yayınında. Değil mi ya? Arkadaşlar benle yapacak olanlar varsa bu trikleri iyi dinlesinler. İnanılmaz. Şimdi başlıyorum. Bir hassas kantar. Kantar değil tabii ki. Bu bir gram işte ölçen şey. Beni burada görüyor musunuz? Ben bir tık uzak kalıyorum size ama dur bir dakika. Şu konuşmaları şuraya alayım. Şuraya da koyayım. Bence çok güzel oldu. Buyurun şefim. Covid olmasaydım eşlik ederdim demiş ya. Sen karantinada mısın Canbip? Şimdi Rabia hoş geldin. Merhabalar. Şimdi normalde tabii ben bunları nasıl yapmam lazım? Ezgi'nin bana güzel güzel şarkı söylemesi lazım ama neyse. Arkadaşlar iki tane pizza için bu tarif. İsteyenler tek de yapabilirler. Tek yaparsanız ne yapıyorsunuz? Cırt yarısı. Şimdi 500 gram un. Ben iki pizza yapmaya karar verdim. Canım komşuma da götüreceğim. Şöyle unumu geldim. Evet bu arada Sadece Süleyman kendim ama. Kargıcı senin dayınmış İngiltere'den. Ya gördün mü? Çok Evet havalıyım. oymuş. Derler. Terazidir o Evet kantar sandım. olsa duramaz. Ay çocuğumu ezdim. İpek sana ne getiriyorum? Dedim ya buğday. Ama hangisi? Bir tane Mavi var. Bir tanesi Ve buğday onları. kahverengi hangisi buğday onları? Açık mavi galiba. Tamam. Prens de öldü yazık. Heineken denediniz mi hiç? Denedik. Arkadaşlar biz böyle bir şeyler deneyimlemeyi çok sevdiğimiz için birçok şey denedik. Ve de bir dakika kaçtayız? 45 gram. Bana unutturmayın. Şimdi kantarım kapanabilir. 45 gramdayım. Komşuyu düşünsene her hafta canlı müzik dinleyebilir üstüne fistak. İlk şarkı Prens Philip için gelsin. Ay değil mi ya? Yazık. Bu da okey. Tam 100 olacak mı derken? Köpeğe giriyor mu 45. çocuğu? Şimdi 500 gram hop hop. Ay çok gram. Gel buraya. 4 gram fazla oldu hiç sevmem. Dur hırlama bana. Gel. Şöyle. Olmadı bu da 1 gram az oldu. Her şey gramlar çok önemli. 500 çok iyiyiz. Şimdi bu 500 grama komşular yayınlar hakkında ne diyorlar? Galiba bizi seviyorlar. Çok şikayet etmiyorlar. Biz de onları çok üzmeden saatleri bir şekilde dengelemeye çalışıyoruz. O şekilde. Arkadaşlar normalde yaşmaya yazıyor ama ben hemen olsun diye Hemencik. hemencik instant maya kullanacağım. Bunun Hemencik. da bir hemencik. Bunun da bir paketini buraya şimdi koyacağım. Açamadım nasıl şey yapsam. Makasımı alayım şuradan. Makas. Bek biraz geride Çok kaldı zor galiba. bıçaklarım. Tamam. Müzik istiyorum. Ne çalayım sana? Ne istiyorsun? Bana böyle eğlenceli hareketle, böyle dans ederek hamurumu yormak istiyorum. İçine sevgi katmak bu demektir. Aa Ezgi selam. Benden daha mükemmeliyetçi tek kişidir İpek dünyada demiş. Özledim sizin müziklerinizi bir türlü gelemedim yayınıza demiş. Player Night hoş geldin Aa merhaba. ben buradan chat'i okuyabiliyorum. Harika. Şimdi mayamı da
tableti sonradan gördüm. Gizem Koşif, selamlar, hoş geldin. Merhabalar. Arda. Hoş geldin. Şimdi bir dakika. Ay aman ne oldu, oldu ya? Telefonun düştü sanırım. Ay galiba. Peki, onu öyle koymayacaksın biraz altına. Tamam biraz ben hallettim. It's pizza time. Yeah. Mayamı da koydum. Şimdi birazcık su koyacağım. Ama bir biramı açmak istiyorum önce. Bu arada arkadaşlar bu seriyi bu arada o mavi renk mi bilmiyorum ama çok güzel. Miko zoomlamadı galiba. Bu da benim favori onlar anladığımdan biri. En favorim olabilir hatta. Al bakalım. Şimdi dur dakika. Pizzada neredeyiz? Bantlanabilir tekrar düşmesin diye. Yapabilirim bu arada. Tuborg mu? Siz dururken şeye zoomlamak istemedi kamera kaliteliymiş. Hani bize diyen arkadaşlar, ben bu yayın konseptini size yaklaşık 20 gün önce falan duyurdum. Bu arada ünlem bir yayını yazarsanız malzemeleri görebiliyorsunuz hala. Yapmak isteyenler için evet, malzemelere de bakabilirsiniz. Sizlere duyurdum, aman da efendim dedim, biralarınızı alın, on stok yapın. Aman pizza yapacağız dedim, İtalyan homemade pizza. Şimdi sadece şey anlatmayacağım ve yoğuracağın bir kısımda mısın? Yok anlatacağım şimdi. Biraz anlat. Sen bana alt şey var. Bunu üst üste bineriz öyle. Şeker. Şimdi 380 gram su gerekiyor. Ben bunun için içeriden şey mi alacağım? Doldureç mi? Dolduraç dedi ya. Sürahi. Sürahi dolduraç dedi. Tarif GG şu an. Yok değil. O olur olur o. Şimdi umarım pizza değil bira yapıyoruzdur. Yok arkadaşlar, biralarımızın ne olduğu belli. Pizza yapıyoruz. Hamur makinesi değil. 380 şimdi. Bir dakika, şimdi ne geliyor arkadaşlar? Zeytinyağı 60 mililitre. Kantarımı tekrar sıfırlıyorum. Kablo. Ona rağmen burada böyle atlaya zıplayıp burada olmayı tercih ediyorsun. Bravo. Hep bir zeyin atınca geliyor yanımıza. Şimdi zeytinyağımı da koydum. 15 gram tuz, 10 gram şeker. Haydi bakalım. Kaç gram koydun? 10 gram şeker, 15 gram tuz koydum.
koyduk, şekerimizi unuttum, maya tamamdır. Bu bitti, şimdi bunu bir güzel yoğuracağız. Baş çeviririz tezgahı. Beni düşünceler baştan bitirdi. Beni koltuklarım hep başa geldi. Aşk sevgiden beter, düşman aslında tüm sevenler. Gönül hep yok etmek ister, ölmek bir ömür boyunca. Başka bir şeyim cıvık. Sanki. Cıvık mı? Cıvık olabilir, evet. Cıvık bir hamur olacak birazcık. Sonra biz bunu şimdi biraz dinlenmeye bırakacağım. Kapatacağım üstünü. Çok az instant maya kullandığım için zaten o hemen bir 10 dakikaya falan olacak. Yani ben de bir oturayım, bir iki şarkı söyleyeyim. Sonrasında olacak. Ardından da hamurumuzu açma işlemlerine devam edeceğiz. Bir de iç malzemelerini hazırlayalım bu arada. Dur bir dakika Ereke'cim. Elimi yıkıyorum. Onu da söyledim. Bilge, seni balkona alalım istersen. Teşekkür ederim. Bir kanal düşünün. Mutfakta pizza yaparkenki performansları çoğu şarkıcının sahnesinden daha güzel. Ay. Ya ne diyorsunuz siz ya? Ay. Arkadaşlar çok teşekkürler. Çok tatlısınız. Hadi bir şarkı daha yapıştıralım. Olur. Bu arada benle yapan var mı? Benle birlikte gerçekten. Bence yok galiba. Bu sefer yok galiba. Siz kaçırırsınız. Ben hiçbir şey demiyorum. Görüntü biraz bulanık mı? Benim internetim zorundu. Bir dakika. Kapatıyorum hamuru. Şimdi şöyle koyacağım biraz. Dur bakayım. Bir
Şey yap, elini böyle yakından uzağa. Ama şu an zaten burada odak. Tamam, geri yavaşça çek. Ha. Yavaşça. Gel. Oldu mu? Oluyor gibi oluyor ama yine de olmuyor sanki. Oldu mu? Hayır, olmadı. Bir daha deneyeyim. Çek. Hızlı mı çekmeliyim? Hayır, yani öyle çek. Yanağına doğru koy mesela onu. Ya Ezgi, bana neler yaptırıyorsun? Ha? Neden bunu yapıyorum? Olacak gibi. Oldu. Çekil. Tamam, oldu şu an. Oldu mu? Oldu. Her şey, bütün iş yanaktaymış arkadaşlar. Yani o biri o yanağa değecek. Evet, Susu Vatale aynen bu şey. Frederick Tuborg'un bir ürünü. Ben de bayağı seviyorum. Şimdi kafa üstüne koyup amuda kalkarak geri geliyoruz. Ya abi, gerçekten ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Görüntü gitti. Bira çözdü olayı. Bence olayı yanak çözdü ama neyse. Ya büyü mü yapıyorsun gibi. Profesör, bu arada senin hamurun biraz cıvık mısı olmadıysa da hiç sıkıntı değil. Ya ben şundan biraz öyle bırakıyorum. Mesela şimdi hamuru aldıktan sonra bu açma evresi var ya, yapışmasın diye zaten böyle birazcık un koyuyoruz ya. Böyle. Öyle olur. Unu fazla gelmesin diye aslında ben o şekilde koyduruyorum. Damla aksan sana doldurup yayınlar kayıtlar dışında hiç kafanıza hiçbir şarkı söylüyor musunuz gündelik hayatta? Tabii canım. Tabii ki. Sabah ben öyle uyanıyorum. Bütün hayatımız müzik. Saçma sapan şarkılarla. Hayır, çık dışarı bak. Atılırsın. Atılırsın. Uyum sırası mı bu? Atıldın. Kırmızı kart. Bu arada reverb yok şu anda ama kötü geliyor mu sesler? Böyle iç içe gelmiyor olabilir. Ya sizin ne güzel sesiniz var. Sizin huzur dalıyor insanın içine. Ya çok teşekkürler. Ben de korktum Regi havlayınca. Regi ocaktan atıldı. Selamlar Boğacak, hoş geldin. Oo, ne güzel, mis gibi toplaşıyoruz. Çok mutlu oldum. Regi oyun oynuyor, inanamazsınız. Kendi ekseninde de. Bu arada şey söyleyeceğim. Siz neyi yapıyorsunuz? Bu arada Arda çok güzel olmuş ya. Pizza gerçekten benim tarifimle mi yaptın? Harika. Neli yaptınız siz? Ben neli yapsam acaba? Bunu da burada düşünmezsin be. Gerçekten hiç hazırlanmadım ya. Ben mantarlı, kaşarlı, böyle sade bir şey istiyorum. Mantarlı. Benim en sevdiğim böyle fesleğen ve de kaşar aslında, ama fesleğen bulamadım hiçbir yerde, yokmuş. Ezgi, saçların çok güzel görünüyor bu arada. Aa, teşekkür ederim. Kullandığın özel bir bakımlı var mı demişler sana. Var. Bu arada ben ananası çok seviyorum pizzada ama hamburgere daha çok yakışıyor. Efsane manzara, işte ses, işte nefes, işte yorum, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Lokira, hoş geldin. Ezgi arkadaşlar şu anda hikaye koyduğu için müziksiziz. Hikayeyi koyar koymaz devam ediyoruz.
Sakınlıkla gitmeyin. Bu bir mutfak yayını sadece değildir. Bu bir müzik yayınıdır. İçtiğim bireyi ilk kez görüyorum. Abi göstermeye korkuyorum şu an. Frederick arkadaşlar bu. Buğday birası. Çok hoşuma gidiyor benim. Acaba... Tavsiye ederim. Hatta size şöyle bir sürprizimiz var evet, aslında. Evet bunu söyleyelim bence. Bunu şimdiden güzel. Söylemek istiyorum. Sizinle şöyle bir şey de yapmak istiyoruz biz. Ramazan'dan sonrasında arkadaşlar bir bira tadım programı yapalım. Yine böyle müzikli bir şekilde. Böyle herkese, mesela siz de bize öneriler yazın. Ondan sonra biz de sizlere öneriler telif, yazalım. Telif, telif, telif. Siz de bize yazın. Şu hepimiz ortak mesela 4 tane veya 5 tane belirleyelim. Hep birlikte fikirlerimizi paylaşıp telefonum kapandı. Yayında böyle bir sinerji yakalayalım. Gitti isterim. Çektiğim her şey. Her şey gitti. Tamam benden çek. Yağızcan hoş geldin. Tuvak çalışıyor canım. Ama %40'tı şarjı. İçimi rahat mı? İçimi çok rahat bunun. Normalde buğday biraları bir tık ağır oluyor ama sinir bunun çok, çok rahat. Birlikte deneriz. Tuborg Gold daha iyisi yok. Durun bakalım, virüsler galiba kaydoluyor. Frederick amcamız Tuborg'un ilk ustalarındanmış, onun adını vermişler. Aa ne güzel, ne tatlı bir bilgi. Pizzaya malzeme değil, insanın kalbine sohbet ekseniz de yeterli. Ya arkadaşlar çok tatlısınız. Bir kasa bira çekilişi diyeceksin sağlam. Ya onu yapmayı çok isteriz ama onu yapmak yasak. O yüzden yapamıyoruz. Yoksa... Tey. Peki dur şimdi bak. Benim rengimin rengi belli. Vayhen. Vayhen de güzel. Moment bitirdim işte. Regi. İşte aynen birlikte birbirimize öneririz. Deneriz o yayında da. Güzel olur. Enteresan bir yayın olur bence. Rehensler kaydoluyor. O bilgi şişede yazıyor İpek ya. Ben şişeyi okudum aslında. Niye öğrenememişim bu bilgiyi? Belki şey klasiğinde de bu yazmıyor, yazmıyor benimkinde. Bu arada bunun içinde bak karanfil, muz ve vanilya ve narenciye notaları. Bu notaları ben çok alamıyorum. Kahvede de o kadar almak istiyorum ki. Notalar şeyimiz, alamadığımız. Şey, istersen yasak hediye dersen değil. Ramazan'da içiyorum, içiyorum. Hayatım, içiyorum. Ben bir renk içiyorum. Hayatım. Ezgi, saç bakımına mı gittin? Hayır. Arkadan ışık vurduğu için öyle oluyor. Benim canlı halimi görüyorsunuz şu an ilk defa. Of bu arada benim en kaliteli hafif biralardan biri. Aynen. Ben de çok severim. Çok güzel ya. Bu notaları ben de hiçbir türlü alamıyorum İpek demiş. Ve o, bir şey diyeceğim ama bu mavi bireyi içtiğinizde bir farklılık olduğunu, ya, hoş esin, bir tatlılık olduğunu anlayabilecek düzeyde işte bir. Ya böyle esintilerini alıyorsun da mesela ben kahve tadımına milyonlarca kez gittim. Yani çünkü çok istiyorum yani. O gurme şeyimin, tikimin açılmasını çok istiyorum. Ve gerçekten evet bunun içinde şu var demek aşırı cool bir şey. Ama çok uğraşıyorum bunun için ama tam yapamıyorum. Tamam. Yarım yani. Öyle, diyorum kaybolmadı. Ki meyvemsi, topraksı, bir şeyimsi hani ekşi. Neyimse olduğunu anlıyorum ama içinde şu var diyemiyorum. Notaları müzikten aldığınız için tat olarak çok almıyorsunuz. Ya. Çok tatlı. Bizi övdüler yine yermediler. Bu arada ben de aşırı kahve denedim ama hepsi aynı. Hafifiyor, bendensin. Kaç dakika bekletecektik onu? Ben bakacağım ara ara. Bir şarkı daha alabiliriz. Miller için yorumunuzu çok merak ediyorum. Ya ben açıkçası Miller'dansa Korona'yı bir tık tercih edebilirim. Adı Korona mıydı? Evet deyince garip geldi değil mi? Ne dedim ya falan oldum da. Viskiler de öyle yakıyor yakmıyor olarak ayırabiliyorum sadece. Ay o zaman bir şey söyleyeceğim. Gerçekten birlikte bir böyle bir tadım yapsak çok eğleniriz bence ya. Bence de bunu güzel. Kesinlikle Ramazan'dan sonra yapalım. Korona ve COVID-19. Müzik ekleyeceğim. Ekleyemiyorum. Çok iyi. Heh. Ay sonunda ya. Tamam mısın? Bir şarkı geliyor mu? İzleyicilerinizle buluşmanız belki bir gün. Ah o kadar istiyoruz ki gerçekten. Hani böyle çünkü hep aynı kişiler bizi dinlemeye geldiğinde böyle onlarla cidden bir bağımız var ve tanışıyoruz ve hani sadece yüz yüze görmemişiz gibi. Böyle çok enteresan bir duygu bu. O kadar istiyoruz ki ama işte bu koronadan dolayı başaramıyoruz. Umarız en yakın zamanda tanışırız her birinizle. Ben rakının sahte olup olmadığını ayırt edebilirim. Çok iyi bence de.
Göz altınıza rimel veya eyeliner akmış, dikkat edin. O rimel eyeliner değil, Ezgi'nin gitarının boyası arkadaşlar. Sende de mi var ki? Bende yok. Ha, bana mı dede? Ben böyle sizli konuşmaya çalışık değilim ya. Siz Bursa'daydınız değil mi demiş Loki Rab. Evet evet, Bursa'dayız biz. Ben kendimi tanımıyorum henüz. Biz tanıyoruz, siz tanımıyorsunuz. Evet. Sadece müzik ekleyemiyorum. Bu arada tabasaki nerede ya? Bir şekilde. Aa bak, sesin falan çıkıyor. Ne oluyor ya? Ezgi, bir şarkı yapalım sonra devam et. Ben de öyle mi yapacağım? Evet lütfen. Bir şarkı yapalım. Tamam, çok soru. Ezgi'ye zoom mu yaptın? Ne yaptın? Ay ne bileyim, ben hiçbir şey yapmıyorum aslında da, neyse. Zoom oluyor mu ki? Ben de leblebinin taze mi bayat mı olduğunu anlayabiliyorum. Biz anlayamıyoruz çünkü bize bir leblebi gönderecekti. Bizim leblebimiz yok. Böyle şeyleri anlıyoruz o kadar canım. Hadi bakalım. Ne geliyor? Aa, bunu mu yapalım? Olur. Şarkıya girmemi bekliyormuş ya. Çok özür dilerim. Görmezdim önümü, görmezdim. Okudum yıllarca, hep okudum. Okumaktan boynumu büktüm, yoruldum. Bilmezdim adını, bilmezdim. Aradım her şehirde, aradım. Koştum dere tepe, açtım dolaştım. Çok tatlısınız.
Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Ceren Atay selamlar. Redem Black FM iyi yayınlar diler. Hepiniz hoş geliyorsunuz. Çok tatlısınız. Çok çok teşekkür ederiz. Sena'dan görüp gelenler gerçekten çok 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 teşekkür ediyoruz. Ezgi. Bugün çok fazla yeni kişi var. Aşırı mutluyum. Ben de çok mutluyum. Bir de söylemek isterim ki arkadaşlar bugün mutfak konseptli bir yayın yapıyoruz. Çalıyoruz, söylüyoruz, birlikte pizza yapıyoruz. Bir şeyler yudumluyoruz. Normalde genelde sohbet ve müzik yayınları yapıyoruz ama çok sevdiğiniz için ara sıra da mutfak yayınları da yapıyoruz. Bugün ona denk geldiniz. Tekrar bir hızlı bir hatırlatma geçmek istedim. Ve de şimdi ben bir hamuruma bakıyorum arkadaşlar. Ne durumda? Şöyle. Benimle birlikte yapanlar hamurumuzu kontrol ediyoruz. Bu arada içini hazırlasaydık çok iyiydi tabii ki ama biz şarkı söylemeyi tercih ettik. Güzel güzel. Evet evet. Oluyor. Nasıl? Güzel oluyor. Kabarıyor mu şu an mesela? Kaç dakika oldu? Ben hiç bakmadım. Kaç dakika oldu sizce? Şey mi yani kabarması gereken bir durumda mıyız şu an? Şef bugün ne pişiriyoruz? Pizza yapıyoruz. 20 dakika oldu mu? Tamam yetti o zaman ama. Öyle mi? Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şimdi şu yine biraz daha dursun çünkü işlerimiz hazır değil. Bundan sonrası çok hızlı gelişiyor. Mesela herkes ne yapacaksa işin içini hazırlasın. Evet. Ay aman. Ben bir tane tava alacağım. Şimdi bu tava şöyle ki pizzanızın boyutunu ayarlayacaksınız bunda. Ben böyle bir boyutta yapacağım. Yani normal pizza boyutu. Şimdi bu tavayı böyle koyduk. Neli yapsak? Evet şef. Ya çok tatlısınız. Aa şeylerini almamışsın ya. İpek bazen çalışmıyor onları takmana. Tamam kabarıp boncuk boncuk oldu mu? Evet. Tavada mı yapacaksın pizzayı? Şöyle pizzayı nasıl yapacağız arkadaşlar? Açacağız. Tavamızın dibine zeytinyağı süreceğiz. Açacağız. Ondan sonra dibini yani altını açacağız. Birazcık pişmesini bekleyeceğiz. Altı böyle sanki fırınlaymışçasına bir his verecek bize. O pişerken biz üstüne hemen dolduracağız. Ardından da 5 dakika en yüksek ısıda el üstte tutarak fırına atıyoruz. Ve ardından miko bir pizza oluyor. İpek ablacığım Şefika gibi anlatıyorsun. Ben kıymalı yapacağım. Sonucun lahmacun olma ihtimali var. Ben de şey mi yapayım? Mantarlı yapabilirim. Evet, bir tanesi mantarlı yapalım. Buldum. Diğerinde şimdi böyle bir yemek varmış. Tabii ki değerlendiriyoruz bunları. Bir tanesini tavuklu barbekü, bir tanesini de mantarlı yapacağım. Mantarlarımı yıkıyorum. Bu birazcık daha hamurum olsun. Ha bu arada pizza sos. Pizza sosu da anlatayım arkadaşlar. Evlerinde güzel lezzetli domatesleri olan varsa çıkı 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 rendeliyor domatesleri. İçine ben sevdiğim için bak bunu sadece. Ben birazcık kekik, birazcık fesleğen koyuyorum kurusunu. Azıcık zeytinyağı, tuz. Hani herkesin damak tadına göre arada değişebilir. Sarımsak ekleyebilirsiniz. O da perfect oluyor. Bir kere şey yapmıştık. Şu makarna sosları var ya fesleğenli. Yeşil. Biliyorsunuzdur muhtemelen. Pesto bir kere de o şey pizzayı o sosla birlikte pesto ile yapmıştık. O da güzel olmuş. Onun üstüne mantar koymuştuk değil mi yine? İpek? Evet. Pesto'nun üstüne mantar koymuştuk. Evinizde varsa öyle deneyebilirsiniz. Ben çok pizza sevmiyorum. Biz de aynen az ve öz çok yakışıyor bence. Fesleğen. O da güzel olmuştu. Bir şey olmuş. Bir şey olmuş. Birisi abone oldu bize. İpek. Kim? Ama ben okuyamam Allah ki ya. Allah bir dakika. Şey göremiyorum ben. Çok hadi oku bakalım. Bir dakika arkadaşlar. Nereden bakacağımı biliyorum. Yar Nordi çok teşekkür ederiz. Love Student. Fifiu. Hoş geldin aramıza. Teşekkür ederiz desteğin için. Ay çok güzel bir sürü yeni isim var. Aşırı gerçekten mutlu oldum çok, ya. Çok, çok tatlısınız. Valla o gün de çok misafirperver davrandınız bize. Evet çok teşekkür ederiz. Çok gerçekten teşekkür hiç yabancı hissetmedik. Zaten Sena'ya zaten çok çok teşekkür ederiz ama siz de bizi hiç yadırgamadınız. Gerçekten bağrınıza bastınız. Çok mutluyuz. Biz Sena'ya teşekkür ederiz. Burayı keşfettiğinizde demiyoruz. Hoş geldiniz. Çok tatlılar. Evet Ezgi bir şarkı söylerken ben arkada pizza sosumu size göstereceğim. Merak
sistemim malacılı bikinisin ne saklı deniz yıldızları uzay taşları arkadaşları. Geçmişin geleceğin benim olsun. Zeytiniyorum. Yaz gelirken karışır böyle şeyler, neşeyle endişeler. Hayat bastı her yerdeler, suyundan gemiler geçer. Kaldırma kuvvetin. Sıkılırsam güneşten, gece olur zövkenden. Seni istersen karşılığında istedim. Geçmişin, geleceğin. Ve de sarımsak. Benim olsun. Denizler cinayet işlemezler, aslında kimseyi istemezler. Değiştirdi beni, bak bak bak. Bu garip astronomi, en sevmediğim şeyler. Suçluyum belki ben, sen sularımda ölürken. Zaman istedim geçmişi, geleceği. Benimsin artık derinlerde, derinlerde. Ve Gizem Kosip abone oldu. Hoş geldin aramıza İpek'cim. Hype train'imiz açıldı. Bu sırada Gücel Fatih geldi. Selam, hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi, o zaman Hype train şarkısı geliyor. Şarkısı giriyoruz. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Destekleriniz için çok sağ olun. Haydi bakalım. Ay, böyle pizza yapmak nasip olur mu be? Benimle birlikte yapsanız olur aslında. Açık sesi hep birlikte böyle takılmaca. Abi şarj aletim. Çok çeneye dalıyorum yalnız. O kötü. Hiç içimden hiçbir şey hazır değil. Mantar yıkayacağım şimdi. Son 17 saniyemiz mi sanırım ama Arda açık değil şu an dedi. Bitti bence. Yo, 10 saniye var. Onlar da çıkmadı mı acaba? Parabolalla bamba. Parabola olsun bamba. Seni sesi. Harp train başlamadı, abonelik gelseydi başlayacaktı. Süresiydi o demek. Tamam olsun, biz almış, harp train'imizi almış kadar olduk. Bam 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 bam. Gracias arriba, 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 arriba.
Swipe'ımızı almış kadar olduk. Ben abone olmuştum, bir daha oldurtmadı demiş. Hazırlık süreyi, her türlü başında hazırlık süreydi. Olsun, olsun arkadaşlar. Tamam, biz sevindik canım, biz hype'ımızı aldık bugün. Kendi hype train'imizi yaratıp kendimiz şarkımızı söyledik. Bu arada arkadaşlar ne yapacaktık şimdi? Ha şöyle bir şey, bir tane pizzayı tavuklu barbekülü, bir tane pizzayla mantar fesleğenli yapıyoruz. Tavuklu barbekü şöyle ki, bizde dünden kalan bir tavuk sote var. Onu heba etmemek için arkadaşlar, onu ben tavuklu barbeküye çeviriyorum. O şekilde yapacağım. Şimdi hemen hızlıca soğanla mantarı şıkı 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 karamelize edeceğim. Ardından da pizzamıza devam edeceğiz. Bu arada Fatih hoş geldin. Merhabalar, selamlar. Yiğitcan senin nickini bilmiyorum. Sen de buradaysan. Şimdi... İşte şef be demiş. Tren gelmiş kadar olup çıkıyoruz. Bence de oldu. Evet Ezgi. Ne yapıyorsun? Şıkı bize? Şıkı şıkı. Şimdi bir şimdi soğan. Şıkı şıkı çalıyorum. Ay, hadi be soğanım. Hadi be gel. Ay çok dağınık çalıştım. İpek. Ha onu söyleyecektim. Hakikaten ha dağılmışsın. Toplarım. Arkadaşlar. Olsun, olur öyle. Soğanı şimdi gözüm akmasın. O yüzden hazır kullanacağım. Ama bence şu anda siz müsaitseniz bence doğrayın. Doğrayın. Yani. Tadı daha güzel oluyor. Daha. Bu doğru. Böyle biraz daha tatlı bir şey oluyor. Bu değil, yanlış açtık. Evet. Perfect. Bunu birazcık bu nar ekşisi. Zeytin. Neye nar ekşisi koydun be? Yanlışlıkla koyuyordum ama koymadım. Tamam. Mantarları da hemen attık içine. Evet. Yüksek ateşte. Birazcık pişince onu da üstüne hemen biraz esmer şeker gezdireceğim. Şimdi hamurumuza dönebiliriz. Çünkü pizza sosumuz hazır ama kaşarımız hazır değil. Ezgi bana bir rende verir misin? O yetmiyor mu boyun? Boyum yetmiyor. İlla bunu söyleteceğim. Sizi çok seviyoruz demiş Fatih. Biz de sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Koyun bakalım. Alıyorum. Evet şef, tamam şef. Şiroke selamlar, hoş geldin, merhabalar. Regi şuradan çık. Gel be. Dışarı çık oradan. Hadi, hadi çocuğum. Hayda, soğan hazır mı? Ya soğan, şimdi ağlamayın be karşınızda. Şimdi hemen kaşarımı rendeliyorum. Üşendi. Bu arada bunu her zaman üşeniyorum. Şu an ben bağırıyorum genelde soğanı. Ama ben şimdi şarkı çaldığım için sanırım. Kaşarımızı rendeliyoruz. Yok. Varsa mozzarella süper olur. Ama ben evde ne varsa onunla yapacağım. Evet. Ne geliyor Ezgi? Çalıyor cam bir şeyler şimdi. Ben bol kaşar yapıyorum arkadaşlar. Öyleyse tercih ediyorum. Şunun altını biraz kapatabilirim. Çok mu aşağılara inmem gerekiyor? Gizem, hiç bilmiyorum ki. Ne için ya? Ya ne klip için? Almış bulamıyormuş da. Ha. Onu bilmiyorum ben de. Ay ben hiç bilmiyorum ki. Klip almayı bilmiyorum. Ben bazen izlediğim yayınlarda yanlışlıkla klip falan alıyorum. O kadar bilmiyorum. Bitti mi ya? Sonra bir bakıyorum insanların kanalından klip almışım ya. Hiç arkadaşlar bu arada siz de bizimle birlikte... pizza yapıyorsanız eğer, bizim Discord'umuzda %100 müzik kanalımız var. Oraya kendi ortamınızı gönderebilirsiniz. Çok mutlu oluruz, çok seviniriz. Ezgi abla otururken aynı boydasınız mı? Bu bar taburesi ama. Yayın ne kadar sürer demiş Runordi. Valla şöyle ki, pizzamızı yapacağız, biramızı yudumlayacağız. Pizzamız pişecek, yiyecek, şarkılar, müzikler, hiç bilmiyorum ne kadar süreceğini. Ama daha sanırım bir bakayım, bir en azından bir buçuk saate yakın net buradayız. İpek sana şimdi pizza şarkısı çalacağım. Aa hadi. Küçük soslar, sürprizler katmıyor musun? Bence katıyor, benden gizli. Esmer şeker kullandın mesela. Koymadım da. Kullanacaksın gibi. Söylemedim mi esmer şeker koyacağım diye arkadaşlar. Söyledin işte, küçük sürprizdi bu benim sürpriz için. Sürpriz değil, şeker koymazsam benim için. Karamelize olamaz. Every breath you take. Şu hareketle. Every move you make.
sahnelerde şu değil mi? Şöyle bir şey olur değil mi? Çok severim. Aşırı sevdiğim bir şarkı. Ezgi bayağı da söylemiyordu. O yüzden teşekkür ederim. Ne demek canım, rica ederim. Bir şey söyleyeceğim. Profesör sen ne yapıyorsun pizzanı bu arada? Ha. Ha. Şey yok mu? Bugün en korktuğum sahnesi ne biliyor musun? Pizza olduktan sonra şöyle pizzayı göstereceğiz ya, frik diye yere düşmüşsün. Ne alaka be? En korkunç şey sahne bu, neden? Tutarız ya, o kadar da ne bileyim abi. Ya. Ne bileyim, şehir tabağı koyarız, düşmeyecek. Arkadaşlar hamurumu açacağım şimdi. Bu arada da şu şeye, büyük hani pizza yapacağımız tavamız var ya, ona birazcık zeytinyağı dökeceğiz. Kavurmalı pizza söyledim, canım İnanılmaz. Çekti. Jack's the problem, yapsın. Ve bizimle çok basit. Pizzayı kaldırmayın, kamerayı kaldırın. Ya inanılmaz şey teklifler ya bunlar. Ahlaksız bir teklif geldi sana. Çok iyi. Pizzaya bira koyman yok mu bu peki? Arada bu arada arkadaşlar onu... size bir şey söyleyeceğim. Yapacağız öyle şeyler. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bira mayasıyla ekmek yapıyorduk biz, ekşi maya. Aşırı güzel oluyor biliyor musunuz? Öyle bir şeyler yaparız, size öyle tarifler verebilirim. Bu tarz şeyler yaparız. Güzel fikir oldu. Allah. Niye bu ocağı? Maya sonuçta değil mi? Ben domates bile kesemiyorum ki. Demiş Gül. Bir şey söyleyeceğim. Bu o kadar basit. Elin altını kesersin yapar. Ya. Herkes yapar bunu bu arada. Bir, evet. Bir iki deneyip bocalayıp yaparsın yani. Ben de mesela domatese dokunmaktan hoşlanmıyordum. Şimdi her gün domates kesiyorum. Arkadaşlar hamurumuzu şöyle şuraya şöyle... Bir limon, bir un serpiştiriyoruz. Bu hep hayal. Direkt birayla yapılan pizza hamurları var aslında. Çok güzel bak. Aa köpeğe bak, inanılmaz tatlı. Zıplayıp duruyor. O da yemek istiyor bu arada. Aynen, tezgahla çocuk can çekişiyor şu anda. Regi. Abi bu kıvam mükemmel bir kıvam. Regi'cim bir dakika canım. Sizce hanginiz daha tatlı? Ben karar veremiyorum. Aa İpek daha tatlı. Sen aa de bir... olur mu efendim? Olur mu Ezgi? Ha, demeyecek de çok korktum. Aa yok yok, İpek. Bak arkadaşlar bu arada iyi bakın bana. Pizzada kıvam bu bak. Hop kıvam bu. Mükemmel. Regi'cim bir dakika canım. Ben konuşuyorum Regi, şimdi. Regi çık dışarı o zaman diyorum, hemen kaçıyor. Çık dışarı o zaman. Böyle olmaz ama. Arkadaşlar unumuzu böyle yedirdikten sonra, ya elimize yapışmıyor hamur şu anda. Şey yapacağız. Bakayım ısındı mı bu? Olur mu, tabii ki ben daha tatlı. Tabii ki ya. Chat daha tatlı. İpeği. Bak hop. Sür. Kıvam çok iyi. İpek un sür ele un demiş. Aynen şimdi böyle kaldım. Aldım biraz önce de. Yok. Şimdi bunu ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Koyuyoruz tavaya. Kıvam müthiş olmuş. Harbiden eline sağlık demiş. İpek ay, bak. Ayy hepimizin. Şeysin şu an, coolsun, havalısın. Aşırı havalıyım ya şu anda. Canım çekti. Sanki şey yemeyeceksin. Sana yolda. Bu arada ben bunu dışarıda açmayı beceremediğim için direkt tavanın boyutuna göre açmayı tercih ediyorum. Bu arada bence çok temiz iş o ya. Değil mi? Bu arada ben sana oklava almıştım kız. Ne oklavam var? Hatırlasana. Evet. Denesene, hiç denemedin onu. Tamam, bir sonrakine oklavayla şey yapayım. Küçük bir oklava aldım İpek'e hediye. Onu dövebilmek için. Arkadaşlar bu arada bu tamamen bundan şuraya sonra sizin zevkinize kalmış. Ben mesela biraz böyle kalın seviyorum. Pide gibi seviyorum. O yüzden o şekilde yapacağım. Bir aa, de buldum. Köşede yapacağım. Bunu da göstereyim. Bakın. Elime biraz daha şey alayım. Minik, küçücük oklava. Minicik bir oklavam var. Photoshop'ta
Pafta mı? Doğru okudum umarım. Pafta yapıyordum. Program çöktü. Seni neşelenmem lazım. Çabuk bir şey çalın. Tamam geliyor şimdi. Geliyor, selamlar. Geliyor. Öncelikle şarkı istek yapsak tabii ki söyleriz. Ünlü istek yazarak nasıl istek yapabileceğinizi görebilirsiniz. Onun hamuru kalın oldu baya. Biz bir tık böyle kalın hamurlu yapıyoruz. Tavada pişiyor, ince olunca yanıyor. Orijinal Napoli'den pizza kalın oldu. Aynen. Ya bu biraz daha geleneksel İtalyan pizzası, evet, var ya. Geleneksel bir şey. Yani fırın pizza, odun pizza diye geçiyor. Bir sopa, bak sopa bu. Allah'ım. Evet. Böyle açınız arkadaşlar içine. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu sırada fırınınızı da en üst şeyde açınız lütfen. Fırın mı? Fırın. Ama fırınsız da hani. Tamam, fırınsız da tarifini veriyorum. Eğer fırınınız yoksa da bir tarif vereceğim. Hiç önemli değil. Aa. Öyle denmez. Ben bile çöktüm şu an. Yok. Yok öyle bir şey. Aa. Bu arada sağdaki şey düşecek, haberin olsun. Yok yok, tamam. Ne geliyor şarkı? Sorun yazın. Sorabilirsiniz. Ben bakıyorum. Ya Sena sayesinde tanıdım ya. Vallahi modumu yükselttiniz. Teşekkürler. Melih hoş Bey, geldiniz. Hoş geldin. Çok teşekkürler. Merhabalar. Ezgi, bir an bitiyor gibi mi? Evet. Tamam, fırını açmaya gideceğim. O zaman bir ara getireyim. Ah, korona olmasaydı şimdi, sahnede izleseydik keşke demiş. Ben de şimdi bir tık yoğunlaşabilirim. Maviye geçiş yapabilirim. Şimdi. Çok 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 teşekkür ederiz. Çok tatlısın. Ve de Flysight abone oluyor bize. Wow. 3, 2, 1. Fifiu. Hoş geldin aramıza. Merhabalar. Çok teşekkür ederiz. Çok çok teşekkürler. Arkadaşlar bu arada daha pişecek bu. Biraz pişecek. Time.
sen tutamazsan. Çok yorulmuşsan. Şakaydı. Başını bilmiyoruz ki nasıl söyleyeceğiz. Evet, ben biramı tazelemek istiyorum. Haydi bakalım. Ne? Şu an nöbetteyim. Sizin sayenizde eğleniyoruz. Sizin sayenizde. Herkese selam o zaman. El salıyorum buradan size. Bir şey merak ediyorum. Ariana Grande... Aha, buna İpek cevap verdi. Çok fazla İpek sesi diye bir şey olamaz demişler İpek sana. Duymadı söyleyeceğim, çok hoşuna gidecek. Dur söylüyorum bir dakika. İpek sana demişler ki çok fazla İpek sesi diye bir şey olamaz. Ya yerim. Ben hep İpek bağırma diyorum da bunu duymaya ihtiyacı vardı bir tık. İhtiyacı vardı bence. Sürekli bağırma diye dürtüyorum onu. Aa, bana almamışsın ama. Sen... Aa, olmaz ki böyle İpek. Bitmedi. 5 dakika sonra tekrar mı çıkacaksın? Çıkacağım, fırını da açtım. Bakayım, tamam. Tamam, birazdan şey yapalım. Kış güneşi söylüyor musunuz? Biraz olası şey oynuyor. Şey değil mi? Bir dakika. Hemen yanlış insan dokunma kim? O evet. 90'lar yayını yapıyoruz o zaman, söyle 90'lar yayını biraz spontane olur. Bilmediğim şeyleri böyle sallayarak söylerim. O zaman söylüyorum şu an. O şeyde hiç değilim, bilmediğim şeyi nasıl sallarım bilmiyorum. O bira çok iyi ya demiş. Bu arada arkadaşlar, bu birayı ben gerçekten bayılıyorum. Normalde hani buğday birası zaten çok seviyorum. Ama bu tam böyle benim
Köpek gibi dışarıda kaldı yalnız. Bakışa bakar mısınız? Oh, bir dakika, bir dakika. Biraz dursun ya. Burada beni çok şey bekliyor ya, durdu. Havlayana kadar dursun, çok tatlı. Bu bire gerçekten tavsiye ederim arkadaşlar. Siz de benim gibi buğday seviyorsanız mükemmel. Baymıyor, ağır değil. Ben kapalı pizza yapıyorum. Malzemeleri az biraz tavada olduruyorum. Sonra hamuru içine koyup kapatıyorum. Tavada olduruyorsun. Ha, kalzon yapıyorsun. Evet, ben hamuru içine koymak ne demek ya? Anladım, kapalı pizza yapıyorum. Ama hamuru içine koymaktan kastın ne ki? Yani hamurun içine malzemeleri. Ha tamam, süper. Harika. Bu arada bir şey, Bursa'da böyle çok fazla kapalı pide, kapalı pideci vardır. Biz onun böyle Türk versiyonunu çok tüketiriz. Ben çok severim kapalı pide mesela. Köpeğimiz şey değil, Taci değil arkadaşlar, ama İngiliz bulduk. Taci. Regi Fransız bulduk. Dursun dursun, orada eğitim bekliyorum. Olur, yapmaması gereken. Markası ne? Bir an unutma. Arkadaşlar hemen göstereyim. Bu arada... Ay şimdi yine zoom... Tamam söyleyeyim mi? Frederick markası. Frederick ve... Bu arada Discord'umuza gelirseniz fotoğrafları atıyoruz. İçtiğimiz şeylerin fotoğraflarını atıyoruz. Siz de benim gibi ay yaşsınız bu birayı için diyecek sandım. Köpek French Bulldog, evet. Köpek benden daha iyi giyinmiş. Ev manzaralı mı? Bence Tuborg'un manzaralı ya. Bilmiyorum, ben çok seviyorum. Evet evet arkadaşlar, Tuborg'un Frederick diye bir serisi var ya, ondan içiyorum bunu. Köpek çok benden güzel. Daha iyi giyinmiş ne ya? Biz Bursa'dayız arkadaşlar. Çok komik. Hala bekliyor. Kontrol ediyorum tekrar. Şimdi oldu, bunu size nasıl göstereceğimi böyle bilmiyorum. Böyle kaldır altını biraz gözüküyor. Arkadaşlar pizza da üstü böyle pişmemiş gibi görünecek. Bak, bakın alt budur. Bak. Birazcık İpek yanmış. Çok tatlı. Yanmış odun gibi. Görüyor musunuz? Bilmiyorum görüyor musunuz ama biraz böyle yanık odunsu olacak. Şimdi bu pizzamız bizim oldu demektir. Bunu ne yapacağız? Altını kapıyorum. Neyi yapacaksanız artık malzemeleri... Bir dakika, ben bunu şimdi kaşar yanmış koyacağım. Yanmış odun, hakikaten yanmış odun. Kaşar koyuyorum böyle. Kalın bir pizza yaptık. İtalyan pizzası. Ya bu arada ya, mesela siz ince seviyorsanız, daha büyük bir tavanız varsa eğer ince de yapabilirsiniz. Ben böyle ekmek gibi seviyorum biraz. Tamamen kişisel tercihle alakalı. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Odun deyince beni çağırdı ya. Şimdi tavuklu barbekü yapıyorum. Üstü arkadaşlar. Nasıl pişecek? Fırına verecek misin? Şimdi üstünün malzemesi var ya. Zaten onu koyacağız. Şimdi evinde fırın olan arkadaşlarım. Şöyle bir trik var bunda. Fırını son dereceye, en son, en açık dereceye alıyorsunuz ve en üste. Yani çok yakın bir yere en üste koyuyorsunuz. Üstü ve üstü de olacak. Kapak açık. Kapak açık olacak arkadaşlar. Eğer fırınınız yoksa ve bu pizzayı yapmak istiyorsanız da kısa alacağız bunu. Kapağını kapatacağız ve biraz daha pişmesini bekleyeceğiz. En kısıkta. Evet. Ramazan pizzası. Bu arada... Ramazan pizzası da böyle yapılır bu arada. Bu arada kalın olmuş bu, çok şey, malzemeler aynı sonuçta. Siz onun inceliğini kendi istediğiniz gibi yapmanız sizin elinizde. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Lütfen kapıyı açın. Çok üzülüyorum. Tamam. Ben çıkacağım şimdi. Aldım. Şey, canı çekiyor, atlıyor ya. Ben o yüzden biraz hani orada bir rahatlasın değil mi de bekliyor. Baksana. Çok komik. Siz de köpekçik sanırım kokuyu aldı içeri olduğunu. Tamam sen yap. Beğenirsen bize de yap. Evet arkadaşlar. Malzemelerimi koydum. Bu buna sığacak inşallah. Bilmiyorum. Malzemelerimi koydum. Ben tavuklu barbekü yaptım. Onu da sorarsanız anlatırım nasıl olduğunu. Şimdi 5 dakika. Fazla değil. Fırına gidiyor. En korktuğum yer. Peki şeyde olur mu? Hoppa, çok güzel oldu. Peki tavada yaparlarsa kaç dakika? Tavada yaparlarsa pişme oranına göre kendileri bakacak. Kaşar eriyecek. Kaşar eriyor biraz. Çok az. Kızarmasını da bekleyebilirsiniz. Ben seviyorum. Çok az böyle. Çok az. Çok az turunculaşmasını. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Çiçek misin? Ok. Şimdi musiki zamanı olur. Bir kapak. Bir tanesi bitti. Kapak kapatıp. Şimdi evet, kapağı kapatıp arkadaşlar kısa alacaksınız. Şimdi diğerimi açayım. Evet. Oo, ikinci pizza da var, doğru. İkinci pizzamız var bizim. Fırın, evet. Taş fırın falan mı dışarıda? Ya küçük... Hayır, normal. Şurada bizim fırınımız var ama bu büyük bir fırın bu olay için.
Dışarıda çok küçük bir minik bir fırınımız var bizim. Eski küçük evimizden kalma. Onu kullanıyoruz daha çok. Arkadaşlar aynen normal bir fırın. Siz en yüksek dereceye açıp en yukarı koymanız ve kapağının açık olması derken ben kapağını kapattım bir daha. Bir tanesi bitti derken iki kişi için yapmayacaksınız umarım. İki kişi için yapmayacağız ama iki kişi için de yapabilirdik. Belli olmaz bir şey tava boyutunda. Arkadaşlar bu tarif iki kişilik bir tarif. İki pizza için tarif. Siz yarısını da yapabilirsiniz. Ağlama çocuğum, dur sana da vereceğiz, bekle. Oh. Ağlamıyor böyle. Konuşuyor. French Bulldog videoları görüyorsunuz. Genelde böyle şey çeneleri düşük oluyor. Ağlıyor mu? Yemek istiyor. O sürekli bir de merak ediyor çok şimdi. Görüyor musunuz bilmiyorum. Yukarıda ne var çok merak ediyor ve göremiyor ya. Deliriyor. Regi. Artık bir rahatla be. He? Bekle al. Ooo. Fırınım. Heh. Harika. Heh. Yapma artık. Yapma. Yine zeytinyağı koyacağım. Takılan varsa sorsun bu arada şu an. Siz iki pizza yemezseniz emin mi olacaksınız demiş. Ya komşumuza götüreceğiz arkadaşlar. Söylemeyeyim diyorum ama. Komşumuza götüreceğiz. Bir saatte aşağıda olacağım. Maya'yı ondan aldık da ona da götüreceğiz. Yenir bu arada. Yani ben aşırı yiyebilen bir insanım. Yesem yerim de yememeyi tercih ederim. Regi kızdı. O yağdan koydum diye anlaşlar Regi. Kısabiliyor şöyle. Abi komşu bile olamıyoruz ya. Ha. Hadi bir şeyler çalayım bak, ben. Bak kıvam böyle. Zeytinyağı ısınınca koyacağım bunu da ve bitecek arkadaşlar. Hayattaki şansım benim komşularıma bakıyorum, bir de size bakıyorum. Ya çok tatlısınız Regi. Birazdan seni mutfağın ilerisine alacağım çocuğum. Hamurun pişmesini bekleyin için kibritin alt tarafına hamuru bastırıp bir daha gidebilirsiniz. Ne yapabilirsiniz demişler? Aynen teşekkür ederim. Kibrit sokuyorsun, çıkartıyorsun. Bir şey yoksa pişmemiştir. Regi. Evet bu oldu. Artık bak şımarmaya başladın ama. Hamurumu ben yine oklava yiyeyim. Aa yine kullanmadı aldım oklavayı. Bir daha ipeye hediye almayacağım. Çalsam evde kimse yok mudur? Bu mudur? Modern zamanlarda aşk yorulmuş mudur? Bu mudur? Yanıp sönerken ne güzeldi, ne güzeldi, ne güzeldi. Kayıp giderken ne güzeldi, ne güzeldi, ne güzeldi. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Ligi. Gel 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 gel. Koş koş koş. Bak kızacağım artık, yapma. Bana bakacağım. Gel Ligi. Bu çok güzel. Teşekkür ederiz. Clap clap. Teşekkür ederiz. Siz de harikasınız. Aa, buna bak, buna bak. Alkış. Teşekkürler. Bir saniye. Şunu birazcık oynatacağım. Tamam, sonra düzeltiriz. Heh. Şimdi düzeltmek gerek. Tamam, bir saniye bakacağım şimdi. Oldu mu? Oldu oldu. İpek bir de şu şey kablo düştü ya. Çekiyordur tamam. Boşu boşuna. İşkence çektirmeyelim bir şeyler kameraya. Tamam. Yaptım. Arkadaşlar benim gibi pizzanızı unutmayın. Yanmasın. Aa, dışarıdaki. Aa, nereye koyacağın hazır mı? Bu ne? Yaktı. Yaktı pizza. Aşırı güzel. Yanmış mı biraz? Yanmadı, yanmadı. Biraz, biraz. Yanmadı. Biraz yanmış gibi olmuş. Şimdi unuttum. Bunu arkadaşlar... Nereye koyacağız? Izgaraya koyuyoruz pizzamızı. Bana bir yardım etsen. Ne yapacağım ki? Bir dakika dur. Nereye koyabilirim? Nereye koyalım biliyor musun? Çünkü bunu şey direkt mesela tabağa aldığınız zaman şey oluyor. Nemleniyor birazcık. Bu arada gerçekten çok güzel olmuş. Birazdan göstereceğim size. Yanmamış gibi. Yanmadı her ya. Yer oldu. Mesela şu onunla bir daha işin yok değil mi? Yok. Elim yanıyor da biraz. Ne yapabilirim şu an? Şuraya. Sen, bak sandalyenin üstüne. Hayır hayır. Şunları ittirir misin? Un var. İttir, o ızgara değmeyecek. Onu demiyorum ya. Tamam tamam. Oldu. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir alıyorum. Mis. Bakayım. Gerçekten mis gibi. Yeniyor mu bu? Bu yanmış değil. Barbekülü olduğu için o şekilde gözüküyor. Bir kutu daha önce alınabilir mi? İşte unuttuk. Yapacak bir şey yok. Biraz soğusun. Tadıp size nasıl olduğunu söyleyeceğim. İpek, bu mantarlar çok az kalmış. Daha çok mantar yapalım mı o sırada? Bu çünkü 5 dakikada olacak mı hemen? He? Hemen olacak mı? Olmayacak hemen. Biraz daha yapsak tamam, mı? Tamam, olur. Kamerayı alıp götürecek sanatıyor. Yanık odun kıvamında. Bu böyle birazcık şey, hani gerçekten güzel gözüküyor ama hani odun fırın pizzası gibi. Ezgi'de boy var. Aa, hadi otur Ezgi. Ben yine oturtuldum. Abla dadı nasıl? Komşuya gitsin bu. Bir şey söyleyeceğim. Yanmadı. Gerçekten yanık, yanmadı. Yanık değil. Ama daha önce alınabilirmiş yani bir tık. Ve de... Güzel gözüküyor. Koz yatağına taşındım. 100 bit destek olarak. Ben böyleyim, ben böyleyim istemiş. Hemen Ayten Atman. Tabii ki yapalım. Ayten Atman'dan mı istemiş? Barbeko oğlum. Barbeko bunlar anlamaz var. Bu algıyı bize Ezgi verdi. Yanık dedi. Gerçekten yanık, yanık demedim ya. Yeme bundan. Bundan yeme o zaman. Hayır yiyeceğim. Yanık demedim ya. Dedim ki bir tık daha önce alınabilirmiş dedim ama unuttuk dedim. Unuttuk yani. Yanık değil yani. Neyse neyse. Profesör, bu senin nasıl oldu pizza? Bayağı şey gözüküyor böyle. Ezgi ne anlar ya başarı. Ayten Atman'ı üzüldü. Athena da olur demiş. Yok yok ya. Çok hayır canım. Şey şarkın adını hatırlayamadım. İpek. Buraya kaydettiğim adını. Ne diye kaydetmişim biliyor musun? İster bu ister okşa değil mi? İpek kaç yaşındasınız ya demiş. 28 yaşındayız arkadaşlar biz. Ben oraya 27-28 yazdım. Çok iyi. Bilmem yaş yazınca artık öyle çıkıyor. Çünkü benim 2 ayım daha var 28 olmam. 2 mi? Çok iyi. Bir dakika, hangi aydayız? Jackson Martin, Nisan. Mayıs, Haziran, 3 ayım daha var gençler. Yani ben daha 27'yim. Bana ne? Çok iyi. Benim de yolda demiş. Aa, millet siparişleri vermiş geliyor. 3 ay var. Aa, sen de yengeç. Ben mi? Ben Aslan Burcu'yum. Aslan. Bu Gizem cevap da vermiyor. Brom klip almış. Benden linklerini attım. Hiç cevap vermedi. Aa, Gizem verir cevap. Oo, shit abi, 21-22 gösteriyor. Ben 30 aynaya bakıyorum, sonra size bakıyorum. Ya! Ezgi küçük, vallahi ben daha çok küçüğüm. Valla çok mutlu olduk. Oley, çok teşekkür ederiz arkadaşlar. O zaman Ayten Atman mı geliyor? Bu arada pizzamızı da kontrol edelim. İpek, ondan hemen tatacağız mı? Sonra mı? Soğuyunca tatacağız. Tadalım istemedin mi? İstedim. Ben de çok istedim. O zaman bir keselim mi biraz? Çok güzel böyle bir koku, böyle bir yemek istedim. Deneyelim mi?
Bence bu aşırı güzel oldu bu arada sana. Bir şeyler biliyorsun ama. Ya yandı demedim. Bir tık daha önce alınabilirmiş dedim. Yandı demedim. Sen mantar kesmeye üşendin mi yani? Değil mi? Üşenmedim ya. Orada bayağı var aslında. Biraz soğusa şimdi biraz şeyli tabii de. Oh my god. Sanırım ben yemeği hak etmedim çocuklar. Çok güzel. Yalan söylüyorsan balkondayken tüh aç kaldık yaktık güzelim pizzayı dedi. Öyle bir şey olmadı İpek. Ben bilmiyorum. Sakın. Suriyeli gibi çalıştırıyor kız ya mantar kes pizza yap kıyamış. Ne? Ne? Suriyeli gibi çalıştırıyor kızı. Demişti. Ay İpekçim ben hemen yiyemem yalan kesin değil mi? Dur ben vereyim. Yayın, bu yayında bu da olmadı demem. İpek bana pizza yediriyor. Çok güzel olmuş. Mükemmel. O dilim benim aklım. O dilim en güzel dilim. Birlikte yiyeceğiz. Çok güzel olmuş. Romantik dakikalar. Çok güzel olmuş. Ben daha mantar istiyorum çünkü çok güzel olmuş. Ondan da yiyeceğim. Ay tamam mantarımda olacağım. Otur sen şarkı söyle ben yapacağım hadi. Ke. Mantar diye çıldırdı ya. Bu benim hakkım var. Tamam ben vereceğim onu sana. Yemeyeceğim söz. Otur hadi otur. Niye ayakta durmam hep problem yaratıyor? Sen şarkı söylemen gerek. Hep tek şeyim bu hayatta. Misyonum bu gibi. Yani niye yayın yapıyoruz? Bu tarz yayın. Ben sadece şarkı söyledim diye bu hayatta. Evet. Hiç eğlendirmeyeyim. Bu arada olmuş olabilir bir yeri de. Şimdi. Ne yapacaktık? Ha açmıştım işte. Ayten Atman yapacağız. Doğru unuttum. Hadi bakalım. Kime gidiyor? Koz yatağından taşındıma gidiyor. Hadi bakalım. Üzgünüm. Acı sözlerim için. Üzgünüm. Seni kırdığım için haklısın. Bana darılsan bile, beni terk etsen bile, ne yapayım ben böyleyim. Üzgünüm bütün olan. Lekesiz olmalıydı, lekesiz olmalıydı, affedemem ben böyle. İster vur, ister okşa, ister tut, ister yolla, ister sev, ister zorla. Bana darılsan bile,
merak etsem bile ne yapayım ben böyleyim. Üzgünüm bütün olanlar için. Üzgünüm mutsuz yıllarım için. Aşkımız şüphesiz olmalıydı. Lekesiz olmalıydı. Affedemem ben böyle. Minnoşlar merhaba, hoş geldin. Pizza söyledik biz, yapmadık. Ya. Yani, şunu da kabul, o da kabul. Hoş geldiniz, merhabalar. Çok iyi. Pizza evet. Yapmadık, yaptırdık. Bu da hazır ve de fırına gidiyor. Ve de bitti. Güzel gözüküyor. Başka bir şey eklememi istiyor musun fırına gidiyor? Yok. Onu pesto koyalım mı? Pesto. Roka koysak Roka mı? Gelmedi galiba. Roka'yı çıktıktan sonra koyacağız ama biraz pesto koyabiliriz. Pesto koyalım mı? Nerede pesto? Açık yokmuş. Var var ya. Şey koyalım. Başka bir şey de olabilir ona ya. Ne olur? Mozzarella domates koyalım. Nerede o? Evet olur. Çok heyecanlandım. Bunu yiyeceğimi pek çok güzel gözüktü. Afiyet olsun. Güzelmiş. Kim yapıyordu? Neyi? Bize profesör yapıyordu değil mi? Evet profesör yapıyordu. Abi evde 4 erkeğiz, kim uğraşacak pizzaya? Tavada yaptık ve çok kolay. Bu çok basit be. Baya basit. İpek bana da kargolasın. Bira içiyoruz işte. Afiyet olsun. İyi yayınlar. Ya bir şey söyleyeceğim. İnsan, o zaman bira içiyorsanız bize fotoğraf göndersenize. O zaman bu da fırına gidiyor. Haydi bakalım. Çıkınca da üstüne roka koyarız. Vallahi çok güzel olmuş. Erkekler için çok basit yumurta kırmak. Ya. Bunların da hepsini. Yok be hamur falan. Öyle bir hamur değildi ki bu. Bence çok kolaydı. Vallahi çok kolaydı. Neyse. Bir dahakine. Ama aynen. Bir de belki de sevmeyenler de olabilir yemek yapmayı. Aynen. Roka mı? Roka ne yeniyor mu çete? Mantarlı pişiyor şimdi değil mi? Evet şu anda mantar domates mozzarella'lı yaptık. Çıkınca da üstüne taze roka koyacağız. Fesleğen olmadığı için. Pursaklar değil burası. Biz Bursa'dayız arkadaşlar. Güzel mi? Çok güzel. Afiyet olsun. Pursaklar neresi? Ha bilmiyorum ama Bursa'da öyle bir yer olmadığı için. Ankara'da pursaklar yok muydu? Bilmiyorum. Evet, ne geliyor şimdi? Eski. Bir ne düşündüm geldi, biliyor musun? Ne büyük level atladığımı düşündüm. Ne gibi? Önceden insanların karşısında yemek yerken böyle yiyemiyordum. Hatırlıyor musun o zamanların var mıydın ya? Ve aynı masadayken karşımda biri olunca şu an kameraların önünde yiyorum ya. Ezgi kendini açtı. Gerçekten mi?
Yine böyle enerjik tatlış bir şarkı. Ben sana şimdi birazdan da bira da getiririm. Bence hala yiyemiyorsun. Yedim be. Lambur lümbür yedim bence. Ha, yiyemiyor olabilir mi? Sizin önünüzde yedim yani. Ne yazmış? Sushi ne? Ne ramen, sushi falan Türk mutfağında da iyiyim galiba. Havalısın. Ramen, sushi falan Türk mutfağındayım. Ya devam edelim ya bu mutfak yayınlarına. Çok güzel oluyor. Birlikte ara böyle... ara hoş oluyor bence de. Siz bize yazın bu hafta şunu yapalım deyin mesela. İşte İtalyan mutfağı, uzak doğu mutfağı. Yapalım. Güzel oluyor. Evet evet demiş Gizem. Ya çok teşekkürler. Diyet pizza mı o? Diyet pizza değil ya. Asla diyet değil. Bayağı bildiğin bayağı yağlı yağlı hamurlu hamurlu. Öyle pizza. Yağlı yağlı tereyağı falanlar öyle yağlı yağlı da değil canım. Yani düz pizza. Ev yapımı pizza yani. Hiç böyle hani diyet olsun diye kastığımız bir pancake pizza. Pancake ve kıymalı yumurta yapacak olursanız katılırım. Ben de demiş. Eski Hanım'ın ağzı sürekli gülüyormuş. Ya da güldü ha gülecekmiş gibi duruyor. Çok tatlı, afiyet olsun. Merhabalar Madras Bey, hoş geldin. Evet, ankette ne yapacağımızı kararlaştırdım. Olabilir ya, aynen böyle çok eğlenceli olur bence. Birlikte mutfak yayınları. Şey mi, yemek olarak ne yapacağımızı kararlaştırdım. Aynen, mesela bu hafta ne olsun? Atıyorum işte İtalyan mutfağı mı, uzak doğu mu gibi. Ayda bir belki yapılabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Pizza gelsin, insanım atarım. Çok iyi, tamam. Hadi o zaman şarkı gelsin. Tamam. Hemen gelecek. Ne yapalım? Karar verelim ona. Yine böyle eğlenceli, tatlış. Korona sonrası sahnede yemek yaparken şarkı söylemeli, sonra seyircilere dağıtmalı bir konsept yok mu? Şey düşünsene mesela İstanbul'da konser olmuş, pizza dağıtıyormuşuz falan. Bence çok tatlı. Aramızda bir şey olur. Bilenler alır yani. Sahneye mutfak kurup öyle bir konsept, hem yemek yapıp hem şarkı söylüyorlar. Yani çok çok saçma ama. Aşırı saçma ya. Yenilikçi bir tavır olabilir. Ha, aynen, biz böyleyiz. Bizim şey DJ'lerin DJ kabini var, bizim de mutfak kabinimiz. Bizim kabinimiz ocağımız falan, böyle bir intro. Bizim kabinimiz ocağımız. Çok saçma. O kadar hızlı vurmadım, çok ses geldi. Modern sıra gecesi. Aynen. Aa evet, modern sıra gecesi, bildiğin modern. Biletini sıra... şimdiden alabilirim demiş. Çok iyi ya. DM'den attım pizzayı, bana afiyet olsun demiş. Bakacağım hemen. Bence Ezgi İtalya ile hafiften pişiren buradansa mutfağa girmeyen ben bile mutfağa girer yemek yapardım. Değil mi? Ocak başımız yok mu demiş Gizem. Gizem biz ayda bir kere de rakı yayınları yapıyoruz. O da tam bir ocakbaşı, böyle mükemmel bir havada. YouTube'da var hatta şu anda son yaptığımız rakı yayını. Tekrarını oradan izleyebilirsiniz. O tarz şeyler. Yani. Bir sonrakini de duyuracağız. Takipte kalın efendim. Ben yine konuşmaya daldım. Yine yandı bence ama. Yine unuttuk vayifeyi. Ya hep chat'in suçu, konuşturuyorlar. Ya yaktınız pizzayı ya. İnternet gitti, ne kaçırdım. Ya çok konuştu chat. Şey yaptı ya. Yine iyi pişmiş bence. İyi pişmiş diyelim. Sıkıntı yok. Ezgi hangi alkol olur deseler rakı derdim zaten. Rakı. Mutluyum şu an rakıya benzetmekten. Güzel bir havası var. Bence sen Ezgi şarap değil mi ya? Ben neyim? Bir dakika, ben neyim arkadaşlar? Sen margaritasın ya. Ben? Dur sen söyleme. Bakayım ne yazacaklar. Viski, ben hiç viski değilim ya. Ay viski bana dersiniz de ipe edemezsiniz, o kadar viski değil. Selamlar, pizza Ezgi net biramdır. Öyle gözükmem. Mersi, bence bira gözüküyor olabilirim ama içte hiç bira değilim. İpek tam şarap, tekila. Ezgi net bira, bu arada bira da olur aynen. Ezgi şaraptır, sen... Kanyaksın. Tekila İpek, tekila. Aa gin tonik, ben Ezgi biraz alabilirim. Limon sulu dedi ve memosilo. İpek Safari, era. Aynen. Saat 12'den sonra bütün içkiler şaraptır. Şampanyasın İpek. Aa şampanya da olabilirsin evet, gerçekten. İpek şarap, Ezgi rakı net. Gerçekten Ezgi, beni de Ezgi ile tanıyorsunuz Burcu arkadaşlar. Kadını. Harika. Ezgi rakı. Allah Allah, ben rakı mı gözüküyorum be? Bunu da şuraya al. Sen biraz ağır gözüküyorsun. Yani viski veya rakı gözüküyorsun aynen. Ay iyi bari öyle gözüküyorsam. İyi bari. Bana şey diyeceklerdi düşündüm. Ama
Hani kokteylsin hani böyle. Mojitosun. Ama kokteylsin de. Şampanyalı bir kokteyldir. Şampanya kokteyl değildir. Bir kokteyldir yani yine de. Yok asla değildir. Mimoza bir kokteyldir. Şampanya değildir. Tamam tamam. Şey arkadaşlar pizzamız, pizzalarımız daha doğrusu buyurun oldu. Ay bak korktuğum şey yapıyordum. Ha gidiyordu. Çok güzel gözüküyor. Ezgi direkt rom. Ezgi tam rakı ama. Biraz Sıla biraz Demet Akalın biraz biriniz beyaz diğeriniz kırmızı şarap. Ezgi nasıl rakı ya demiş Bojack. Ne kadar da Amazon'un trak bir hanımı. Biriniz beyaz diğeriniz kırmızı şarapsınız. İpek tam roz şarap bildin. Beni daha çok biliyorlar. İpek bu ne demek? Her şeyi bildin diyor. Roz şaraba bildin diyor. Şampanyayı bildin. Öyle diyor. Hepsi biraz benim. Şey bildin. O zaman seni daha çok biliyor olmuyorlar. Ha, öyle deme. Hepsi bildi. Yani sen karışık bir insan olmuş oluyorsun. Zeynep selam. Öyleyim bu arada. Sangria o zaman İpek. Sangria da benim. Al işte bak. Her şey benim dediği için bir şey siz kazanmış Eski oldun. Eski değil miyim ama? Her şey sensin. Duydu. Hayır hayır. Yazdıkları gerçekten değil mi? Komik ama öyle yani. Tamam yani ama... İpek'e sıcak senin... şarap diyebilir ne? Ezgi Sangria. İpek herkese mavi boncuk dağıtamazsın. Evet yapamazsın bunu ya. Ezgi alkol kal... Ha bak Siri konuşuyor. Onu diyeceğim diyemiyorum. Bana ne diyecekler ki kalmadı hepsi. Viski rakı düz sen busun. Her şey sensin tamam İpek. Pizza lezzetli gözüküyor. Yapanlar bilir. Ezgi ne yazmış? Balıkla İpek et ile gider. Ezgi bir dakika. Ezgi balıkla İpek et ile gider mi? Ne biçim muhabbet bu? Olarak daha renkli olduğu anlamına mı geliyor? Kendisine her şey benziyor. Sanırım kendisini öyle görüyor olabilir. Bilmiyorum. Ezgi sana su kaldı. Evet o neyse o da güzel. Su gibi ömrüm olsun. Su gibi olayım. Su gibi berrağım. Hayır ben bakalım de. Bir şarkı yapalım. Şunu bir alsana be. Bak. Rakı balıkla siz bizimle güzelsiniz demiş. Oy. Ya çok teşekkürler. Oy oy oy. Kahretmesin. Sen ol ben de ben. Bu muhabbeti ben açtım sanırım pişman olmaya yaklaştım ya. Yok 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 bitti. Şakalaşıyoruz bitti tamam. Su iç kuzum şifadır. Aynen su iyi ya. İyi bu arada suyun tadını çok seven insanlardan biri benim. Ben değilim. Suyun tadını seviyorum. Yok bunu. Yok mu tadı? Mesela içtiğin marka suların şeylerini ayıramaz mısın? Ben direkt ayırırım. Ayırırım ayırırım. Var bir tadı. İpek bu arada afiyet olsun. Sade maden suyu aşığıyım bak böyle böyle şeyler olabiliyor. Suyun tadı yok ya var ya var suyun tadı var. Bu arada frekansları farklı aynı. Var ya böyle bazı sular daha tatlı oluyor bazıları düz bazıları acı oluyor. Su sudur. Değil ya suyun tadı yediğin şeye göre değişir bence. İpek malı götürüyor aşk abi. Olsun canımız çekti. Ben dedim gelin birlikte yapalım dedim. Ben ne yapmayanlar utansın. Ben size hiçbir şey demiyorum. Burada da yerim. Ve asla da tadamayız. Neden? Çünkü İpek yer. Her gün çilekli soda içmeden kendime gelemiyorum. Ya bu ne olur resmen. Çiksiz izinde. Atı yoktur binemez. Üstelik hamburger yemez. Silahı vardır kullanmaz. Cowboy. Hayatında yoktur hiç güzel bir işi. Zaten beceremez bu işi. Bu ne biçim cowboy? Hey. Gece gündüz demez dolaşır çöller kulaktı. Gözlerinden anlaşılır birazcık salaktı. Para gider içki içmez böyle de olmaz ki. Vahşi batıda böyle tipler sağlam kalmaz ki. Çekilin yoldan başı batıdan geliyorlar. Amerikanlar eskidi bunlar kökmüş kovboylar. Oh oh çekilin yoldan başı batıdan geliyorlar. Amerikanlar eskidi bunlar kökmüş kovboylar. Ne olacak acaba bu işlerin sonu? Kot kumaşsan yapılmıştır kovboyun donu. Erkekseniz brey brey çıkın karşısına.
Yolunu kaybetti Texas yerine gitti Mısır çarşısına. Kurşunlar bir doları tam 60 metreden gelmekte. Kovboyun bu gereksiz huyları sülalesinden gelmekte. Allah kahır bela en haylanet olsun. Türklerden de kovboy çıktı haydi hayırlı olsun. Oh, çekilin yoldan başı baktan geliyorlar. Amerikanlar eskidi bunlar Türkmüş kovboylar. Oh oh çekilin yoldan. Amerikanlar eskidi bunlar Turkish kovboylar. Harikasınız ya. Çok teşekkürler. Bu kanalda grup vitaminle karşılaşmayı beklemiyordum. Böyle şaşırtıcı şeyler. Umarız hepinizi yavaş yavaş şaşırtacağız arkadaşlar. İşten geldim. Uyuya kalmak üzereydim. Teşekkürler. Senin olmama engelledim. Çok tatlı. Her şey olabilir. O ses vardı değil mi? İyi yayınlar kızlar demiş. Osman abi hoş geldin. Merhabalar. Selam. Oo, Discord'da fotoğraflar mı geliyor? Teşekkür ederim. Harikasınız teşekkür arkadaşlar. Çok teşekkürler. Yaptığınız pizzaları, içtiğiniz birini paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Deli Poyraz olabilir adı. Evet, değil Deli Poyraz değil. 3, 2, 1, fifiu, fifiu, fifiu. Valla bir şeyler senin için patladı. Hoş çok geldin aramıza. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Merhabalar. Teşekkür ederiz desteğin için. Desteğin için çok sağ ol. Ne geliyor Ezgi? Bu arada biranı tazelememi ister misin? Yani isteyebilirim. Ne istiyorsun? Benimkinden mi? Aynısından mı? Hı-hı. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Zaferlerim geliyor bence. DM'den salladım fizi. Oo tamam. Ne demiş? DM'den salladım pizzayı demiş. Al bakalım Ezgi. Teşekkür ederim. İyi pek. Ay çok zaferlerim geliyor bence. Ay çok severim mantarlı bu şarkıyı. Mantarlı pizzayı ne zaman tadabilirim? Verebilirim sana hemen. Ama küçük ver. Yok mu bir korona? Yok. TRD 1'e kaç TL? Değişiyor arkadaşlar. Her bireye göre değişiyor. 10 liradan başlıyor fiyatları. Türkiye'de bira ne kadar mı? 10 lira ortalama 10 lira ya. DM'den salladım pizzayı. Bakacağım. Yayından sonra çok merak ediyorum. Ablama bir kere denilecek. Ben de burada havuç yiyeyim. Yaşasın hayat. Ay büyük büyük olmuş bu. Ama olsun ben seviyorum. 10 liraya yok. O içtiğin bira best gerçekten. Bu değil ama mi? Çok iyi olmuş. Bayılıyorum bu biraya ya. Buğday birası mükemmel. Bu da çok iyi. 10 liraya sirkeli su var anca. 10 liraya bir. Bilmiyoruz biz bize akılmayın. 10 liraya var bu arada. Ne var? Varım. Yok mu ya? Bilmiyorum ki. Posta kodunu alayım. 2 kasa rakı yollayacağım demiş Bedri. Ay aşırı kafam karıştı ya. 10 liraysa ateşle. Aynen varım varmış bak. Haydi şarkı yapalım. Ama ben zaferlerim mi söylesek ama bu sefer biraz şey düşer. Al. Bakıyor gözümün içine. Gel. Posta kodunu ya 10 lira derken bu arada hani 10 lira dedim. 15 deyince de 12-13 diyeceksiniz. Yani bilmiyorum tam. 12'den başlıyor en kötü. Köpekleri aynen. Bile benden iyi besleniyor ya. Duyuluyor mu onun acaba yeme sesi? Çok komik. İstek yapsak olur mu? Tabii ki yapabilirsiniz. Regi'nin karnı benden iyi doyuyor. O pizza kül mü olmuş? Hayır arkadaşlar. Bu odun pizzası. O yüzden böyle. Çocuk nasıl sevindi pizzaya ya çok da siz görüyor musunuz oradan onu? Hadi gel gidelim daha iyi. Gel gel. Barbeküllü o yeme bizi İpek ne odun? Bir şey Ezgi yanmış mı bir söyle. Yok yok yanmamış. Vallahi odun ya bak. Bak bak. Yanık tadı gelmiyor. Bak.
böyle olması bir gerekiyor tık, zaten. Bir tık altında. Az olabilir de evet. Ama bence yanık tadı falan yok. Reki ASM şılap şılap dinliyoruz. Çok tatlı pizza almak için uzandığında görüyoruz. Odun lezzet orada yanmamış ama diş üstünde kaldı Ezgi'nin. Aa bismillah deyip dediğimde bir şey söyleyeceğim. Çok yumuşak değil mi Ezgi? Hı-hı. Ezgi biraz anlatsana, kimse anlamıyor. Abi şöyle bastığımda anlarlar zaten. Resmini yolladım, ben biraz farklı yaptım demiş Valgamar. Harika, mükemmel. Belki bir sonrakinde biz seninkini deneriz. Süper. Bayağı iyi olmuş ya. Al bismillah deyip bir dilim de bir şey diyeceğim. Zaten şu an böyle yanık olsaydı böyle sizin bu mikrofon böyle kıtır kıtır bir şey alırdı. Ama yumuş gibi. Bayağı yumuşak. Ezgi savun pizzayı. Ezgi'nin anlatmasına gerek yok. Yemesinden görüyoruz. Peki diyette olan dinleyicilerimize nasıl bir pizza önerirsiniz? Şöyle bir şey derim. Ben de diyetteyim arkadaşlar bu arada. Ayda bir böyle kendisi ayda bir kendime böyle bir izin veriyorum. Yoksa motivasyonum hiç kalmıyor. Bu arada sürekli düzenli beslenen birisiniz de her hafta bir kere kendinizi böyle. Aynen, hani yaz aylarından beri 20 kilo verdim ben toplamda. Böyle arada kendime izin veriyorum. O yüzden bugün izinliyim. Sizlere de bilmiyorum, devam ediniz ne yapıyorsanız. Havuç yemek mi? Aman yarabbi. Ben ay, sizin yorumlarınıza güvenmiyorum. Mikrofonu Regi'ye uzatın. Regi ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ay kaç gün iki değil mi? Bana her gün. Haydi Ezgi. Bir şarkı yapalım sonra istek yoksa. Ne yapalım? Ya zaferlerim yapalım. Neden bilmiyorum, canım çekti bir anda. Tamam lan. Regi hala bana bakıyor bu arada. Göğsüme yaslanmış, yeni daldın uykuya. Şoför süzülürken odana, güneş düşmüş saçlarına. Teşekkür ediyorum Ezgi'ciğim. Arkadaşlar biz yavaştan kaçıyoruz. Çok 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 teşekkür ediyoruz bugün bize katıldığınız için. Şimdi pizza gömmecek. Ve hocam Orhan selamlar, hoş geldin. Şimdi sizin gönderdiklerinize bakacağız. Birazcık pizzalarımızdan yiyeceğiz. Geceye devam edeceğiz. Yarın 13.00 saat 1'de. Yarın pazar değil mi? Evet, var mı yayınımız? Ha,
Yarın enerji yayınımız var arkadaşlar. Enerjide şarkıyı sen seç mi yapsak? Ben ne zamandır yapmıyoruz diye dedim. Öyle mi? İyi, şarkıyı sen seç yapalım o zaman, olur. 2-3 hafta, 2 haftada tamam, net yapmıyoruz. Tamam, şarkıyı tamam. Sen seç yapabiliriz. Yarın saat 13.01'de görüşüyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Kahvelerinizi, çaylarınızı hazırlayın. Yarın uyanabiliriz. Hazırlayın. Uyanırsanız hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakınız. Mükemmel, tatlış bir yayın çok, oldu. Çok çok harikaydınız. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Bay bay. Sizi seviyoruz çocuklar. Şurada kapatacağız galiba. Mikrofonu da şöyle önümüze alalım. Asla kapatamıyoruz. 3, 2, 1. Yayın sonu pozu vereceğim İpek. Ayağını kaldırdığını kimse görmüyor. Onu yapma, ona gerek yok. İçimden geldi. Hadi.